Değerli arkadaşlarım, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Gönül isterdi ki bu analizimde sizlere çok güzel ve çok olumlu şeylerden bahsedebileyim. Fakat en sonda söyleyeceklerimi şimdiden söylemek babından maalesef pek de hoş şeyler söylemeyeceğim. Arkadaşlar, dünya ekonomisinde, dünya piyasalarında ve Türkiye'de maalesef işler hiç de iyi gitmiyor. Dolayısıyla şu anki konumuz endeks ve borsa olduğuna göre borsa içinde maalesef iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar, neden mevzuya bu şekilde bir giriş yaptım? Öncelikle bir parantez açarak şunu sizlerden rica ediyorum. Bu analizimde gerçekten çok önemli hususlara değineceğim. Belki bugün sizin için çok önemli olmayacaktır veya çok da önemsemeyeceksiniz ama emin olunuz ki belki 5-10 gün sonra, belki en fazla bir ay içerisinde sıklıkla ekonomistlerden 2019 yılına dair olumsuz beklentileri ve bunların sebeplerini bir bir dinleyeceksiniz. Arkadaşlar, ben şimdiden sizleri bu hususlarda uyarmak, daha doğrusu bilgilendirmek, karar mekanizmalarınızda irdelemek ve de değerlendirmelerinize tabi tutabilmeniz amacıyla belli konularda bilgi sahibi olmanızı arzu etmekteyim. Bu vesileyle belki de bu videom biraz uzun olacak ama emin olunuz ki çok önemli hususlara değineceğim için bu hususlar sizler için, tekrar söylüyorum, bugün pek önemli olmasa bile yarınlarda çok büyük bir önem arz edeceğinden eminim. Değerli arkadaşlar, ben yaklaşık 1,5 yıldır Twitter üzerinden görüşlerimi ve düşüncelerimi aktarmaktayım. Henüz 1-1,5 ay oldu veya olmadı. YouTube üzerinden bir takım analizler paylaşmaktayım. YouTube konusu benim için biraz daha kolay olması münasebetiyle tercih ettiğim bir yol ve yöntem haline geldi. Beni bu anlamda belli bir süreçten beri tanıyorsunuz. Ne görüyorsam onu anlatan, asla ve asla kulağa hoş gelsin, beni dinleyenler veya izleyenleri memnun edeyim babından kesinlikle inanmadığım ve de net olarak kanaat getirmediğim herhangi bir hususta asla görüş bildirmiyorum. Ve mutlak surette net bir şekilde altını dolduramayacağım analizle, grafikle ve resmi rakamlarla ispat edemeyeceğim hiçbir hususta sizlere yorum aktarmıyorum. Ne anlatıyorsam ve de ne söylüyorsam muhakkak ve muhakkak surette bunun bir anlamda delili, ispatı olabilecek şekilde sizlere ayrıntılarıyla konuları izah etmeye çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, benim ekonomik bir titrim bulunmuyor. Akademisyen bir sıfatım bulunmuyor. Ancak hayatının belli bir sürecinin, eğitim sürecinin de belli bir sürecini yurt dışında geçirmiş ve özellikle ve özellikle reel ekonomiyi, yaşayan ekonomiyi, yatırımcının tavır ve davranışlarını yıllardır çok iyi bilen ve de anlamış bir kişi olarak sizlere görüşlerimi ve düşüncelerimi aktarmaktayım. Bu nedenle ne görüyorsam onu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, böyle bir giriş yapmamdaki en önemli etken sizlere bu videomda biraz sabır göstermeniz ve mümkünse biraz uzun sürecek olan bu videomda vaktinizden fedakarlık etmek suretiyle, değerli vakitlerinizden fedakarlık göstermek suretiyle sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü arkadaşlar, dünyada ve Türkiye'de maalesef ve maalesef özellikle son 3 aydır yaşanmakta olan reel ekonomik ve siyasi gelişmeler gereği çok ciddi dengeleri değiştirebilecek, önemli diyebileceğimiz bir takım etkenler ve sebepler ortaya çıkmaya başladı. Hatta ve hatta bir nebze ve bir adım daha ileri gitmek üzere diyebilirim ki, yaşanmakta olan sıkıntılar ve problemler öylesine ayyuka çıkmış durumda ki, dünya genelinde ve Türkiye genelinde öylesine ciddi seviyelere ulaşmış durumda ki
yakın bir tarihte birkaç aya kadar düne kadar birbiriyle didişmekte olan Amerika ve Çin arasında bir uyum stratejisinin izlenebileceğini, hatta bunların birbirlerine yakınlaşmak nezdinde birbirlerine bir takım tavizler vermek suretiyle içinde bulundukları koşulların ne kadar zor olduğunu ve ekonomilerine ne ölçüde zarar verdiklerinin farkına vararak bu ekonomik savaşa bir ara vermek zorunda kaldıklarını dahi görebileceğinizi tahmin ediyorum. Nitekim dün itibariyle veya birkaç gün itibariyle Amerika'nın başkanı olan Trump'ın Çin'e yönelik Huawei dediğimiz akıllı telefonlar kriziyle ilgili olarak atmış olduğu adım, Çin'in ABD'den ithal etmekte olduğu otomobillere yönelik olarak vergilerde bir indirim yapacağına dair söylemleri veya vergileri tamamıyla kaldıracağına dair bir karşı adım atmış olması, sonuç itibariyle birbirleriyle dün kavga ederken bugün flörtleşme eğilimi göstermiş olmaları, inanınız ki yarınlarda bu ilişkinin daha da sıcaklaşabileceğini veya savaşın soğuyabileceğini görmek mümkün. Peki bu dünya için, dünya ekonomileri için çok iyi bir şey mi? Elbette ki kötü bir şey değil. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Ancak dünyada bir gerçek var arkadaşlar. Daha doğrusu dünya ekonomileri için bir gerçek var. Çok özür diliyorum. Dünya ekonomileri küçülüyor arkadaşlar. Dünyada ekonomilerin büyüme eğilimi yavaşlamaya başladı. Eğer ki bir ekonomi küçülüyor ise o ülkenin küçülen ekonomisine paralel olarak borsasında ve endekslerinde de düşüş başlar, gerileme başlar, kaçış başlar. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 7-8 yıldır devam etmekte olan bir Dow Jones, bir Standard & Poor's veya S&P dediğimiz, pardon yanlış ifade kullandım, S&P dediğimiz Amerika endeksi ve Nasdaq dediğimiz bir diğer teknoloji endeksi olarak Amerika endeksinde çok önemli yükselişlere tanık olduk. Arkadaşlar, endeksler tarih boyunca göstermiştir ki hiçbir zaman için daima yükseliş eğilimini de göstermezler, daima gerileme eğilimini de göstermezler. Endeksler eğer belli bir süreçte önemli yükselişler yaşamışlarsa artık bir balon, artık yeteri kadar şiştikleri mantığıyla önemli realize dönemlerine girerler. İşte Amerika'da böyle bir balon, böyle bir şişkinlik eğiliminin son dönemlerde var olduğunu görmekteyiz. 26.500-27.000 seviyelerine kadar ulaşmış olan Dow Jones Endeksinin son dönemlerde önemli bir geri çekilme eğilimi içerisinde olduğunu net olarak görüyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sanıyorum ki yurt dışı endekslerini izliyorsanız eğer, Amerika'nın 20 ve ABD endekslerinin veya bu endekslerin öncüsü olan Dow Jones'un, yani şu endeksin 25.000 üzerinde kalamadığını, 25.000 aşağısına indikten sonra 24.000-25.000 aralığında bir sıkışma yaşadığını ve netice itibariyle bir gün artıda kapanırken ertesi gün şu veya bir bahaneyle ciddi bir düşüş eğilimi sonrasında kritik noktalarda kapanışlar yaşadığını görüyoruz. En nihayet Cuma günü itibariyle Dow Jones Endeksinin 496 yaklaşık 500 puanlık bir kayıpla 24.100 seviyesinde kapanış yaptığını ve 24.000 eşiğine kadar geri çekildiğini. Bilamukabil Standard S&P Endeksinin %5 civarında, pardon, Korku Endeksinin %5 civarında bir yükseliş eğilimi göstermek suretiyle 21.63 seviyelerine ulaştığını, dolayısıyla Amerika endekslerinin hiç de iyi bir konumda olmadığını görmüş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, Amerika için artık bir ayı piyasasının başlamış olabileceği, son 7-8 yıldır hatta 10 yıldır devam etmekte olan yükseliş, istikrarlı yükseliş eğiliminde artık bir son noktanın veya bir mola realize sürecinin başlamış olabileceğine dair görüşler yoğunlaşmaya başladı ve ABD endekslerinin öncüsü olan Dow Jones'un 24.000 desteğini kırması durumunda
22.500 lira kadar bir geri çekilme ve hatta 20.000 seviyelerine kadar düşüş eğilimi gösterme ihtimali şu anda teknik analistler tarafından konuşulmaya başlandı. Peki arkadaşlar, bu tarz bir gerilemeye etken olan sebep nedir? Dünya piyasalarında büyümenin küçülmeye başlaması. Daha doğrusu ekonomilerin büyüme yerine daha daralma eğilimi içerisinde bir görünüm kazanıyor olmasıyla alakalı bir durum. Sevgili arkadaşlar, sanıyorum son günlerde hepiniz yakinen takip etmektesiniz ki Avrupa'da bir Brexit krizi veya bir Brexit bilmecesi gündemde. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkacak mı yoksa oraya dahil olmaya devam edecek mi? İşte toplantılar yapılıyor, konferanslar düzenleniyor, açık oturumlar ardından kamuoyu yoklamaları vesaire vesaire. Bir takım eğilimler ama sonuç itibariyle Bayan Theresa May bu konudaki teklifi geri çekti. Kendi siyasi kaygıları gereğince ama ileri bir tarihlerde veya yakın bir tarihte tekrar bu oylamanın yapılacağı kapısını da açık bıraktı. Sevgili arkadaşlar, Brexit konusu belki birçok yatırımcı için çok da önemli olmayabilir. Ama İngiltere onu yapmış, Avrupa bunu yapmış, beni alakadar etmez diyebilir. Konu bu kadar basit değil. Niçin basit değil biliyor musunuz? İngiltere, Avrupa Birliği içerisinde önemli bir ekonomik hacme sahip olan, daha doğrusu Avrupa ve İngiltere ikilisinde çok önemli ticari ilişkilerin olduğu bir kesinliktir. Eğer ki böyle bir Brexit anlaşması olur ise, yani İngiltere ile Avrupa bir boşanma ilamına imza atarlar ise, bu durumda İngiltere ile Avrupa arasındaki ticaret hacmi zayıflayacaktır. Bu ticaret hacminin zayıflaması ise Avrupa'nın ekonomik büyüklüğünü ve büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyecek. Ticaretin daralması veya azalması dünya çapına etki edecek olan bir faktördür. Evet arkadaşlar, eminim ki diyorsunuz ki dünya Avrupa'dan ibaret değil. Elbette ki ibaret değil. Peki arkadaşlar, Çin ve Amerika'ya gelelim isterseniz. Amerika'nın ticari verilerinde bir yavaşlama olduğunu zaten biliyoruz. Zira Fed faiz artırsam mı, artırmasam mı, yoksa sabit mi bıraksa noktasında bir takım tartışmalar yapmakta. Gelelim arkadaşlar, aslında dünya ekonomisinde en çok şımarık çocuk gibi adlandırabileceğimiz veya haşarı çocuk gibi adlandırabileceğimiz Çin ekonomisine bakalım. Tüm dünyanın gözü Çin üzerinde. İnanılmaz bir nüfus güçleri var biliyorsunuz ve bu nüfus güçleri paralelinde çok ciddi bir iş gücü maliyetlerindeki avantajları mevcut. Ancak Çin bu paralelde önemli bir büyüme eğilimi göstermiş olmasına rağmen PMI verisi dediğimiz bir veri var arkadaşlar. Herhalde birçoğunuz ekonomi kanallarından veya ekonomi basınından duymuşsunuzdur. Nedir bu PMI verisi? Arkadaşlar, bu PMI verisi satın alma gücü veya satın alma noktasında görevlendirilmiş olan şirket görevlilerinin oluşturmuş olduğu bir endekstir. Yani büyük şirketlerin satın almakla görevli olan satın almacı mümessilleri veya görevlilerinin satın alma eğilimlerini ölçen bir göstergedir. Yani eşittir bir ülkenin ekonomik yapısını ve büyüme ölçüsünü ölçen bir değerdir. Niçin? Çünkü büyük şirketlerin satın alma gücünde oluşabilecek olan ilerleme veya gerileme o ülkenin genel anlamda ekonomisini de yansıtmakta. Büyük şirketler satın almıyorsa, ham maddeye para yatırmıyorsa veya istihdamlarını aldıkları ham madde veya üretim kapasiteleriyle ilgili olarak artırma veya düşürme noktasında belli kararlara varmıyorlarsa, işte bu durum ekonomik yapılarının da bir göstergesi olarak ortaya çıkmakta. Değerli arkadaşlar, Çin'in bütün dünyanın gözdesi olarak ve çok hızlı büyüdüğüne dair kanaatlerin hakim olduğu bir ülke sıfatıyla Çin PMI verileri bakımından %50 sınırının aşağısına inme riskiyle karşı karşıya. PMI verilerinde arkadaşlar referans oranı dikkate alınması gereken değer 50 seviyesidir ve Çin bu kadar hızlı büyüme modu içerisinde olan bir ülke olmasına rağmen büyüme noktasında sınırlarda gezmekte.
Peki arkadaşlar, Türkiye'nin durumu ne? Hemen göstereyim size isterseniz. Buyurun. Türkiye'nin durumu da şu durumda arkadaşlar. Bu Türkiye İmalat PMI Endeksinin grafiksel bir görünümüdür ve 3.12.2018 tarihi itibariyle, yani Aralık ayı itibariyle değerimiz 44.70'tir arkadaşlar. Yani 50 kritik seviyesinin altındayız. Nedir arkadaşlar bunun anlamı? Ekonomimiz büyüyemiyor. Şimdi ekonomimizin büyüyemediğini veya büyümekte zorlandığını anlamak için illa bu veriye mi bakmamız gerekirdi? Hayır. Aralık ayı itibariyle gelen büyüme rakamlarımız bildiğiniz gibi Aralık ayı, Kasım ayı değerleri itibariyle 1.6 olarak açıklandı arkadaşlar. Yani 1.6 rakamının paralelinde biz 2018 yılını %3 civarındaki bir büyüme verisiyle tamamlamış oluyoruz. Peki arkadaşlar, 2017 yılında ne kadar büyümüştük? %7.4. Arkadaşlar, 2017 yılında borsanın nasıl bir performans gösterdiğini biliyorsunuz. 2018 yılında BIST 100 endeksinin ve borsanın ne kadar da bir performans gösterdiğine de hepimiz tanık olduk. %30'lar, hatta 40'lar, 45'lere varan bir geri çekilme yaşandı. Niçin? 2017'de %7.4 büyüyen borsamıza tabii ki ve tabii ki dış kaynaklar ve ilgi alaka oldu. Borsa endeksimiz veya borsa şirketlerimizde bu büyümeye paralel olarak bir eğilim gösterdi. Ama 2017'de büyüme oranımız %3'ler seviyesine düştüyse elbette ki borsamızın da değer kaybetmesi son derece normaldir. Peki arkadaşlar, borsa veya borsa endeksi ile bir ülkenin büyüme değerleri arasındaki bu bağlantıyı net olarak kurabildiğimize göre 2019 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisi nedir? Bu büyüme beklentisi konusunda arkadaşlar en yetkili ağız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenti anketleri diyor ki Türkiye %1,5 oranında bir büyüme sağlamayı hedefliyor. Planımız, programımız bu veya beklentimiz bu. 2019 yılı için %1,5 bekleniyor arkadaşlar. Fitch kredi derecelendirme kuruluşu ise diyor ki siz 2019 yılında ancak %1,2 oranında büyüyebilirsiniz. Enflasyon içinde hele hele tek haneli rakamları beklemeyin. %20'ler sizin için ancak ve ancak normal rakamlardır diyor. Tablo bu şekilde ise ne çıkıyor ortaya arkadaşlar? 2017 yılında %7,4 büyümüş olan Türkiye, 2018 yılında %3'ler seviyesine düşmüş. Yani %100 civarında bir değer kaybı yaşamış bu büyüme oranında. Ama 2019 yılındaki beklenti %1,5'lar seviyesine düşmüş. Arkadaşlar, buradan çıkacak olan sonuç şu. Bütün dünya genelinde ekonomik büyümeler manasında, hatta ticari savaşlarda bir sahte dahi olsa bir sulh anlaşmasını yaptırmayı gerektirecek kadar bir tablo, ekonomik bir dengesizlik veya belirsizliğin olduğu bir tablo var iken, Türkiye'nin zaten içinde bulunduğu ekonomik ve de jeopolitik koşullar ve sorunlar gereğince büyüyememe sorunu var ise biz 2019 yılı için İstanbul Borsa Endeksinden, borsamızdan çok da büyük beklentiler içerisinde olamayız. Arkadaşlar, tabii ki sizlere çok iyi bilgiler vermek isterdim ama ekonomik, daha doğrusu dünya genelindeki ekonomik tablo böyleyse, ABD endeksleri yaşadıkları şişkinlikler sonrasında artık bir realize sürecine, bir ayı piyasası sürecine girmişler ise, Çin ekonomisi büyüyemiyor ise, biz bütün bunların hepsinden ayrışarak niçin çok ama çok iyi bir performans gösterebilirim? Hangi sebeple bizim borsamız büyüsün? Hangi sebeple bizim ekonomimiz büyüsün ve büyüyen ekonomi borsamızı desteklesin? Hangi nedenle dış piyasadaki sıcak para dediğimiz likidite Türkiye'ye akın akın gelsin? İşte bu noktadan hareketle 2019 yılı için ben bütün dünya genelinde ve Türkiye özelinde de endekslerin
hiç de olumlu bir seyir içerisinde olmasını beklemeyin. Bunun anlamı endeks 50 bine düşecek, 40 bine düşecek vesaire vesaire değil arkadaşlar. Yabancıların çok önemli bir pozisyonları bulunuyor ve yabancı bu kadar yüklü bir miktar pozisyonu taşıyor iken endekslerin çok ciddi seviyelerde gerilemesine engel olabilmek bakımından yeri gelir çıkış yapmak istediği A hissesinden satış yaparken endeksteki tablonun ve görünümün bozulmasını engelleyebilmek bakımından B hissesine destek verebilir. Bir başka parantez arkadaşlar. Ekonomimizin iyi olmadığını söylüyorum. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama her zamankinden çok daha kötü olduğunu veya siyasi kurmayların söylediği kadar iyi bir tablo içerisinde olmadığımızı veya çok büyük bir düzelme eğilimi içerisinde olmadığımızı ifade etmek bakımından sizlere 2-3 noktadan bahsetmek istiyorum. Düne kadar gündemde olmayan vıdımık denilen işte varlığa dayalı menkul kıymetler tebliğatı diyelim. Bu anlamda bir uygulama çıkarıldı. Kötü bir uygulama mı? Elbette ki değil. Bankalar kredilerini, ipotek kredilerini bir paket haline getiriyorlar ve Kalkınma Bankası'na, devletin öngörmüş olduğu bankalara satış yaparak bir anlamda sermayelerini güçlendirmeye, 3-5-10 yıl sonra alacakları kredi tahsilatlarını bugünden nakde geçirmeyi hesap etmektedir. Düne kadar böyle bir uygulama yoktu arkadaşlar. Bankalar niye bugün böyle bir uygulamaya başvurdu? Çünkü bankaların öz sermayeleri azalmaya başladı. Niye öz sermayeler azalmaya başladı? Bankalar sıkıntı yaşıyor. Bankalar kredi verecek para bulamıyorlar. Dışarıdan borçlanma noktasında sıkıntı yaşadıkları için yüksek döviz kurları sebebiyle kaynak yaratmak zorundalar. Bu zorunluluğu ben söylemiyorum. Bu zorunluluğu hisseden Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu dedi ki bankalara tavsiyemdir. Temettü vermeyin. Çarpayı dağıtmayın. Arkadaşlar bunlar sebepsiz yere söylenecek şeyler değildir. Bir devletin en üst kuruluşu veya en yetkili kuruluşlarından birisi bankaları denetleyen ve de onların attığı adımları inceleyen ve izleyen bir kurum olarak Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu BDDK eğer bankalara bir tavassutta bulunuyorsa, temettü dağıtmayın, kar payı dağıtmayın diyorsa, bankalar nezdinde görmüş olduğu bir takım tehlikeler var demektir. Sizlere 2 ay önce bankacılık endeksi oldukça olumlu bir seyir içerisinde, genel anlamda sanayi endekslerine rağmen, sanayi hisselerine rağmen daha iyi bir performans izliyor bazı banka hisseleri şeklinde yorum aktarmıştım ve bu yorumun paralelinde de bankacılık endeksi önderliğinde genel endeksimizin 100 bine kadar bir yükseliş yaşayabilme ihtimalini öngörebildiğimi söylemiştim. Ne yazık ki benim bu öngörümün 3-5 gün sonrasında Akbank sermaye artırımı. Bu sermaye artırımı arkadaşlar bedelli bir sermaye artırımıydı. Bedelli sermaye artırımı demek ne demektir? Yatırımcıdan para istiyorum demektir. Sen benim hissemden aldın, eğer bana yatırımcı olmaya devam edeceksen ben sermayemi güçlendirmek babından böyle bir karar alıyorum. Elindeki hisselerini tutmak ve bana yatırımcı olmaya, bana ortak olmaya devam etmek istiyorsan bana ekstra para vermek durumundasın dedi. Birçok yatırımcı da ekstra para vermek istemediği için elindeki hisseyi apar topar satmak zorunda kaldı ve Akbank hisselerinde çok kısa bir süre içerisinde %10'lar üzerinde bir gerileme yaşandı. Bu durum diğer bankaları etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Bugün Akbank bedelli sermaye artırımına gittiyse, BDDK'da temettü dağıtmayın, sermaye yapınız güçlü değil, buna bu durum sizi zor durumlarda bırakabilir dediğine göre, diğer bankalarında böyle bir şey yapabilme ihtimaline bağlı olarak bu riski öngören küçük büyük yatırımcılar diğer bankalarda da satış eğilimine döndüler. Bu durumda endekste önemli bir geri çekilme yarattı. Evet arkadaşlar, sonuç şu. Tablo olumlu değil. Önümüzde bir seçim süreci var ve bu seçim süreci içerisinde Merkez Bankası faiz indirir mi indirmez mi tartışmasını yapıyoruz. Merkez Bankası dün bu geçtiğimiz hafta itibariyle yapmış olduğu toplantısında bir faiz indirimi yapmadı. Ancak Merkez Bankası'nın faiz artışları konusunda son derece nazlı olduğunu ancak indirimler konusunda ise
oldukça cevval olduğunu biliyor isek, bu tablo dahilinde Merkez Bankası önümüzdeki süreçte seçimler öncesinde şahsi kanaatim ve görüşüm olarak ise Şubat ayında bir faiz indirimi yapabilir. Böyle bir faiz indiriminin söz konusu olması durumunda mevduata park etmiş olan paraların bir şekilde açığa çıkması, açığa çıkan para ise eğer bu seçimler sonrasında siyasi bir belirsizlik olmayacağını düşünüyor, çok karamsar bir tablo veya çok dengeleri bozacak, siyasi matematiği bozacak bir tablonun oluşmasını beklemiyor ise bu para borsaya yönelebilir belki. Ama dünya endekslerine de bakılmak kaydıyla. Şayet borsayı riskli görüyor ise bu durumda adres altın ve de dolar olabilir. Dolayısıyla dolar ve altının Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı eğer ki seçimler öncesinde gelir ise, enflasyondaki geri çekilmeler şunlar bunlar bahane edilmek kaydıyla ve özellikle seçimler öncesinde sanayi kesimini desteklemek ve ucuz kredi sağlayabilmek anlamında bir seçim yatırımı niteliğinde ekonomik gerçeklerle çok uyumlu olmayıp da popülist bir yaklaşımla bir faiz indirimi oluşacak olursa, bu durumda paranın dolar ve borsa üzerine yönelme ihtimali vardır. Ancak borsaya yönelimin ise çok sınırlı olacağı görüş ve kanaatindeyim. Bir diğer nokta, eğer ki Amerika Merkez Bankası faiz artışlarına ara verir, bir mola verir ise, Amerika'daki fazla para veya orada nemalanmak isteyen para dünya geneline yayılmak ve dünyanın muhtelif ülkelerinde daha çok kazanmayı hedefleyebilir. İşte bu noktada Türkiye bir adres seçilecek ise, Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin de çok net ve real olarak görülmesi gerekecektir. Özetle arkadaşlar, 2019 yılı hem Türkiye için hem dünya için zor bir borsa yılı olacaktır. Zor bir ekonomik yıl olacaktır. Hatta ve hatta ekonomik savaşlara, jeopolitik savaşlara dahi bir ara vermek veya bir ayar vermek bakımından, bir mola vermek bakımından, bir yumuşatma yaratmak bakımından etki edecek kadar ciddi bir tablo olacaktır. Çünkü ülkeler için temel olay ekonomileridir. Ekonomik güç olmazsa hiçbir şey olamaz. Şimdi arkadaşlar, bu görüşlerim sonrasında endeksin içinde bulunmuş olduğu tabloya gelelim. Endeks haftayı bildiğiniz gibi 90.528 seviyesinden tamamladı ve 90.528 seviyesine ise haftanın son günü olan Cuma gününün son dakikalarında veya son yarım saatinde yapmış olduğu atak ile 90.000 üzerinde bir kapanış yaşayabildi. Özetle arkadaşlar, 90.000 seviyesi üzerindeki kapanış çok da gerçek bir kapanış olarak adlandırılamayabilir. Benim genel görüşüm, son analizlerimden bildiğiniz üzere 2018 yılının 92.000-93.000 civarlarında 95.000'den çok uzaklaşmamış bir görüntüyle kapanabileceği yönündeydi. Bu görüşümü yine aynen devam ettiriyorum. Zira fonlar, büyük fonlar yatırımcılarına iyi bir bilanço, iyi bir yatırım yılı geçirdiklerine dair izlenim sunabilmek bakımından hisselerinin düşük seviyelerde kapanış yaptıklarını istemeyeceklerdir. Ancak 20 Aralık'tan sonra başlayacak olan Christmas süreci nedeniyle çok gevşek ve az bir hacmin hakim olacağını, çok büyük hareketlerin, çok büyük gelişmelerin olmayacağını bir kez daha vurguluyorum. Ve bu paralelde yaşanmış olan 90.500 üzerindeki kapanışa rağmen dün Amerika'nın, daha doğrusu Cuma günü itibariyle Amerika'nın 24.000 sınırlarında kapanış yaşaması ve Pazartesi günü itibariyle ciddi bir tepki görmez ise artık 24.000 aşağısında 23.500-23.600 bölgesinin de test edilebilecek bir duruma gelmesi şeklindeki teknik görüntü bizim endeks içinde 84.354 ve 86.850 olarak gündemde olan pivot sistem değerleri itibariyle hesaplanmış olan seviyelere kadar bir geri çekilme ihtimali yaratabilir. Arkadaşlar, bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu seviyelere kadar geri çekilme mutlaka olur demiyorum. Sadece ve sadece şunu ifade etmek istiyorum.
eğer ki pazartesi günü itibariyle yurt dışı endekslerinde çok büyük bir kayıp görür isek, cuma günkü Amerika endekslerindeki önemli kayıpların paralelinde bunun etkisiyle, bir domino etkisiyle yurt dışı endekslerinde önemli bir kayıp olasılığı gündemde olur ise, pazar gecesi 03-04 civarlarında işlem görmeye başlayacak olan uzak doğu endekslerinde %2,5-3 civarında bir negatiflik görecek olur isek, bu durumda bizim de 85.000-86 binler civarına kadar geri çekilme riskimiz oluşmuş demektir. Ancak, çok affedersiniz, ancak cuma günü yaşanmış olan bu ABD endekslerindeki olumsuz tabloya rağmen, pazar gecesi itibariyle eğer ki future'larda bir olumluluk görüyor isek, bir tepki eğilimi görüyor isek, cuma günü yaşanmış olan geri çekilmenin çok fazla bir önemi kalmaz. Olsa olsa yaşayabileceğimiz geri çekilme 88.500 seviyelerine kadar, bilemedin 86-87.000 seviyelerine kadar devam edebilir. Ama buradan sonra tekrar bir yukarı atakla 90.000 üzerine yerleşmek isteyen, aynen cuma günü kapanış saatlerinde gördüğümüz gibi bir eğilim görebiliriz. Değerli arkadaşlar, pivot seviyemiz bu hafta için 90.962, yani biz buna 91.000 diyelim. 91.000 üzerine yerleşemiyorsak, 91.000 üzerinde net bir destek oluşturamıyorsak ve 90 veya 91.000 seviyesini bir direnç olarak algılıyorsak, bu durumda endeksteki görüntünün 88.500 ardından 86.900-850 seviyeleri ve bu destekle kırılırsa daha önce görmüş olduğumuz dip seviye olan 84.350-84.500'ler civarına kadar bir geri çekilme eğilimi yaşanabilir. Ancak endeksin son 2 günkü tablosuna baktığımız zaman satışların hacimsiz olduğunu, çok ciddi miktarda veya yüklü miktarda satış yapma eğiliminin mevcut olmadığını görmekteyiz. Böyle bir tablonun var olması nedeniyle de şu yıl sonuna kadarki süreçte, özellikle biraz önce belirttiğim gibi, fonların, büyük yabancı fonların yatırımcılarına iyi noktalardan kapanışlar yaşandı. Alım yapmış olduğumuz hisselerimiz fena seviyelerden kapanış yapmadı tarzında bir karne sunabilmeleri bakımından endeksi de çok kötü seviyelerde kapatmak istemeyecekleri görüşündeyim. Ama Ocak ayı itibariyle, Şubat ayı itibariyle endekste, özellikle ve özellikle Ocak ayı itibariyle endeksteki tablonun biraz daha bozulma eğilimi içerisinde olabileceğini maalesef bu ekonomik tabloyla tahmin etmekteyim. Daha doğrusu arkadaşlar, mevcut ekonomik tablo böyle bir olasılığı gündeme getirmekte. Umarız ki kısa bir süre içerisinde ekonomik tabloda bir takım olumlu değişimler söz konusu olabilsin ve endekslere güç verecek destekler, yabancı para akışları, yabancı fon akışları söz konusu olabilsin. Değerli arkadaşlar, maalesef sizlere bu akşam, maalesef sizlere bu analizimde çok keyifli bilgiler sunamadım. Tabii ki hisse bazında, tabii ki hisseler bazında bir takım olumlu hareketler olacaktır. Tüm hisselerin yapısı endekse bağlıdır şeklinde bir iddiada bulunmak elbette ki mümkün değildir. Ancak genel anlamda endeksin yılımız, önümüzdeki yıl için veya dünya genelindeki tüm endekslerin önümüzdeki yılı olumsuz geçirebilme ihtimallerini en azından aklınızda bulundurmak kaydıyla, yılın bütün dünya endeksleri bazında biraz daha iyimser bir şekilde kapanış yapabilmek bakımından zorlama bir iyimserlikle yıl sonunun tamamlanacağını dikkate alarak olası ataklarda mümkün olduğunca pozisyon azaltmanın, nakde geçmenin ve 2019'un Ocak ve Şubat ayı itibariyle genel anlamdaki dünya ve Türkiye genelindeki olumsuz ekonomik yapının yaratabileceği büyüme oranlarındaki düşüş ve piyasalara yönelik olarak riske edilmek istenen para miktarındaki cimriliği dikkate almanız kaydıyla bir miktar nakitte kalmanız sizler için avantajlı olacaktır diye düşünmekteyim. Değerli arkadaşlarım, endekse dair düşüncelerim, daha doğrusu piyasalara dair düşüncelerim bunlardan ibaret olup
son yılın son 2 haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde endekste belli yukarı ataklar olacaktır. Ancak 92.758 seviyesi, yani şu bölgeler endeks için 92.758 ile 93.350 bölgesi endeks için artık zorlu, kritik noktalar haline gelmiştir. Bu bölgelere yönelik ataklarda biraz daha temkinli, biraz daha anlatmış olduğum detayları dikkate almak kaydıyla tavır ve karar vermenizin yararlı olacağı görüşündeyim. Bunlar tabii ki benim şahsi düşüncelerimdir. Sizlere sebepleriyle ve nedenleriyle durumları izah etmeye çalıştım. Eğer siz önümüzdeki süreç ve 2019 yılında her şeyin pür ufak olacağını düşünüyorsanız, dünya ve Türkiye genelinde çok daha mükemmel gelişmelerin söz konusu olacağına dair bir kanaatiniz var ise, elbette ki bu düşüncelere bağlı olarak adımlarınızı atabilirsiniz. Ancak sevgili arkadaşlar, benim görebildiğim tablo maalesef böyle. Benim gözlüğümden, benim çerçevemden ekonomik tablomuz, dünya genelindeki piyasa koşulları bu şekilde görünmekte. Değerli arkadaşlar, bu açıklamalarımı ben burada sonlandırmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar hafta içerisinde ekstra bir gelişme olursa aktarmaya çalışacağım. Sunum şeklinde ortalama 10 hisseyi her 1-2 günde veya vaktim olursa her günde yapmaya çalışabilirim. Bugün aktarmış olduğum bir video analizinde olduğu gibi 10 adet güncel hisseyi tespit etmek kaydıyla bunların hızlı bir teknik ve takas görünümünü sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Bu yapmış olduğum analizlerimi anında haberdar olabilmek bakımından, eklemiş olduğum videoları derhal bilgi sahibi olup izleyebilmek bakımından kanalıma abone olmanızı özellikle istirham etmekteyim. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için ise sonsuz teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç biliyorum. Hoşça kalın efendim.